Herkese merhabalar, ben holistik astroloğunuz Duygu Demir. Uranüs'ü konuşacağız bu videoda. Herkese merhabalar, ben holistik astroloğunuz Duygu Demir. Geri döndüm. Haritalarınız hazır mı? Önce bir bunu sorayım yani. Bir haritalarınızı alın karşınıza. Eğer ki doğum haritanızda Uranüs 1. ev, 4. ev, 7. ev veya 10. evdeyse doğru videodasınız sevgili arkadaşlar. Diğer serilerde olduğu gibi diğer evleri iki ayrı videoya bölerek yayınlayacağız. Yani önümüzdeki 3 hafta boyunca pazar günleri Uranüs konuşacağız beraber. Eğer ki doğum haritanıza ilk defa böyle detaylı olarak bakacaksanız size bir oynatma listesi bırakacağız yukarıya. Bu listede haritaya nereden başlamalı, evler ne oluyor, o çizgi nedir, birinci ev neresi filan gibi bütün aklınızı karıştırabilecek, merak edebileceğiniz sorularınızın cevaplarını teker teker anlattığım videolar ve canlı yayınlar var. Lütfen oradan her istediğinizi izleyebilirsiniz. Biz şimdi ağır hareket eden gezegenleri konuşmaya başlamıştık geçen ilkbaharda. Plüto'yu konuştuk, Neptün'ü konuştuk. Ne anlama geliyor dedik. Hangi evlerde ne anlama gelir dedik. Örnek ünlüler kimlerdir, bunları konuştuk. Şimdi artık Uranüs'ü konuşuyoruz birkaç haftadır. Eğer ki Uranüs nedir, ne yapıyordur biraz daha detaylı dinleyeyim derseniz onun da ayrı bir videosu var. Onu da yine yukarıya bırakalım. Bir de üzerine Uranüs'ün belirli yaş dönemlerinde nasıl geçişleri, nasıl kırılma noktalarına işaret ettiğini anlatan bir videom var. Onu da izleyebilirsiniz. Şimdi bu videoda Uranüs 1., 4., 7. veya 10. evde ise haritanızın içinde ne anlama geliyor onu konuşacağız. Çok küçük Uranüs'ü hatırlatayım yine de. Uranüs deli ve dahi sınırındaki o şaşırılası, sürprizli, depremvari olayları yaratan göstergemiz. Uranüs natal haritamızın içinde hangi evde ise o evin konularında biz hem daha hem cinslerimizden öte bütün aslında arkadaşlarımızdan, sosyal çevremizden, içinde bulunduğumuz gruplardan daha farklı, daha modern, daha özgür, daha özgün davranırız. Hem bir yandan yenilikçi bir halimiz vardır. Hem de bir yandan da aslında hani bu farklı yaptığımızın farkındayızdır. İsteyerek ya da istemeyerek bu bize hem kendimizi iyi hissettirir, özel, özgür, özgün, daha güçlü hissettirir. Hem de bir yandan aslında biraz daha nasıl desem kendimizi böyle dışlanmış gibi, ayrıksı gibi, farklı gibi, ait değil gibi, uyum sağlayamıyor, uyumsuz gibi hissetmemize sebep olur. Bu bazen dış görünüşümüzle ilgilidir, bazen aile yapımızla ilgilidir gibi gibi. Eğer ki bu videoları biraz daha hakimseniz şöyle de izleyebilirsiniz. Gökyüzünde geçiş yapmakta, transit hareket etmekte olan Uranüs hangi evinize denk geliyor onu biliyorsanız o an oraya baktığınızda da şöyle düşünebilirsiniz. Örneğin birinci evinizden geçiş yapıyor şu anda. Kalıpların yıkılacağı, kuralların değişeceği, düzenin değişeceği alan neresi? Beklenmedik sürpriz olaylar ile, huzursuzluklar ile bazen ani karar değişimleri ile farklılıkların yapılacağı alan neresi? Yani bir nasıl diyeyim şey geliyor, bir iOS update geliyor arkadaşlar haritanızın o bölümüne gibi düşünebilirsiniz. Yani telefona bir update geliyor, sisteme bir update geliyor. Bu yenilik ve güncelleme içinde bazı şeyleri silip atmanız, yıkıp geçmeniz, kırıp geçmeniz gerekebilir. Öyle bir geçiş diye düşünebilirsiniz. Şimdi natal haritadaki yerleşimini konuşalım önce beraber. Eğer ki Uranüs'ünüz birinci evdeyse yani benim gibi mesela biraz daha birden fazla şey var karşımıza çıkabilecek olan. Birincisi Uranüs çok net bir bireyselliği anlatır bize. Kendi başına kararlar almayı, farklı olmayı, hayat rotasını biraz daha farklı şekillerde ilerletmeyi göze almayı anlatır. Bazen gerçekten kendinizi ayrı, başka, yalnız, tek başına hissedebilirsiniz. Çünkü birinci ev bizim kendimizle, dış görünüşümüzle ilgili. Hem bu tarzınız, üslubunuz, stilinizle ilgili de olabilir. Bu her zaman çok keskin bir şekilde olacak diye değil. Beni görüyorsunuz yani. Hani. Ama bazen de gerçekten de kendi arkadaş çevrenizden, kendi yaş grubunuz, akranınızdan daha farklı bir rota ilerleme, daha farklı bir rotayı izleme cesaretinizi ve hem özgüveninizi hem de kendinizi mecbur bir şekilde bunun içinde bulmayı da anlatabilir. Kesinlikle Uranüs astrolojiyle ve astronomiyle, bilimsel bakış açısıyla çok ilgilidir. Biraz daha hayat rotasıyla bağlantılı olduğu için bazılarımız için astroloji gibi konular olabilir ama bazılarımız için de teknoloji, mühendislik, internet dünyası, dijital mecralar, e-ticaret gibi işler ya da artık dönemin teknolojisi her neyse onunla ilgili işlerle ilgilenmek gibi olabilir. Tabii ki Uranüs kareleri, Uranüs karşıtlıkları olduğu zamanlarda ikili ilişkilerde denge ve uyumu bulmak bazen kolay olmayacaktır. Çünkü birinci evdeki Uranüs kişisi ama ben bunu istiyorum ya da ben özgürlüğümü istiyorum ya da ben
tek başıma kalmak istiyorum. Senin o tavrın bana uygun değil. Daha net bir şekilde ortaya koyacak, daha keskin resti çekebilecek bir yapıya da sahiptir aynı zamanda. Kareler, karşıtlıklar zamanında hayat rotamızı değiştirecek çok daha keskin adımlar atabiliriz. Mesleki değişimler de olabilir bu. Taşınma, yer değiştirme de olabilir. Çünkü hayat rotası diyor. İlişkilerle ayrılık vesaire, aniden aşık olma, bir anda evlenme falan gibi temalar da karşımıza çıkabilir elbette. Birinci evde Uranüs'ü olan kişi özgürlüğün tanımını, ayrı olmanın tanımını, toplumsal meselelerle, hakla, hukukla, adaletle ilgilenmenin tanımını doğru yapmalı hayatın içinde. Yani sırf muhalefet olmak için muhalefet mi oluyoruz? Sırf işte özgürlük ile yalnızlığı, bağımsızlık ile bağ kurabilmenin ama aynı zamanda özgür olabilmenin nasıl bir şey olduğunu birbirine mi karıştırıyoruz acaba? Birazcık bunlara bakmakta, kendimizle ilgili ilgilenmekte fayda var. Bağ kurmakla ilgili biraz daha zorluğu, biraz daha eksikliği, bir pürüzü, biraz daha yalnızlığı verecektir ne olursa olsun. Bu arada şeyi de söyleyeyim size, mesela kendi hayatımdan, ben astroloğum biliyorsunuz, tam Uranüs meselesi zaten ve çok klasik düzende olan bir meslekten geliyorum aslında. İşte işletme mezunuyum. E-ticaretlerde çalıştım çok uzun süre. Yine bir internet ve dijital dünya meselesi. Ancak sonrasında bir noktada astroloji eğitimleri alıyordum ve bir noktada dedim ki ya ben astrolog olacağım. Bunu daha çok seviyorum. Ve çok keskin bir şekilde bu değişimi yaptım. Tabii kendi akranlarım, kendi çevrem için çok çok alakasız ve hani ne yapıyorsun sen filan dedikleri bir şeydi benim için. O yüzden de hani biraz o ayrıksı olmayı, ona cesaret etmeyi, mecburen cesaret etmeyi, yani çok cesurum da ettim anlamında değil ki, insan kendini onun içinde buluyor. Cesaret etmeyi de getirebiliyor. Bir defa da böyle çok Uranüs'ümün çok tetiklendiği zamanlarda şey filan yapmıştım, işte burayı kazıtmıştım, önünü pembe yapmıştım falan. Yani maksimum bende o kadar çalıştı ama çok daha ekstrem şekillerde, farklı tarz, üslup vesaire gibi, böyle öngörülü olmak, işte astrolojik anlamda öngörüler yapmak, kehanetler yapmak gibi falan da çalışacaktır elbette. Ünlü örneğimize gelirsek eğer, Johnny Depp var karşımızda. Johnny Depp zaten tarz, tavır, üslup olarak, hayat rotasını ilerletme biçimi olarak hem daha bohem bir karakter, hem işte evlilikleri falan oldu, ettiği bir uzun uzun evlilikleri oldu ama hani hep böyle daha bir bağımsız, daha böyle bir hafiften serseri bir karakter gibi. Ve aslında biraz daha hani o şey korsan tiplemelerini, Karayip korsanlarını falan düşünün. Yani hem tip olarak, tavır olarak, üslup olarak farklı, hem de cesaret ve duruş olarak farklı bir karakter. Nevi şahsına münhasır karakterlerden dediklerimizden. Hatta eski filmlerini düşünürseniz ilk ünlenme zamanlarında işte Edward Makaseller mesela, çok teknolojiyle ilgili, o dönemin şeyiyle ilgili, böyle hani kesmeli biçmeli aletlerle falan ilgili olan bir şey. Bu arada tabii Uranüs 1. evde çok ani iniş çıkışları anlattığı için bize bazen hayatın içinde istikrarsız olunan dönemleri de anlatabilir. Ya da zorlu tetiklemeler aldığında veya haritamızın içinde zaten Mars, Uranüs kareleri, karşıtlıkları gibi şeyler var ise, kazaları, işte kesip biçmeleri, işte ameliyatları vesaireleri çok anlatır bize. Benim Mars, Uranüs karem yok ama ona rağmen 4. evde Mars'ım. İşte başımı mesela çok küçük yaşlarda çarpmıştım, alnım dikilmişti. Mars Koç'ta baş bölgesiyle ilgili falan, hani öyle bağlantılarda çok net çalışıyor işin açıkçası. Yani ameliyatlar, operasyonlar ani bir kırılma noktalarını da karşımıza getiriyor. Kısaca Uranüs 1. evde olan arkadaşlarım özgürlük ve bağımsızlığın tanımını iyi yapmalı. Bilinçaltındaki bakış, bilinçaltındaki köklerle ilgilenmeli. Eril enerji, dişil enerji arasındaki uyuma iyi bakmalı ve aynı zamanda, çünkü Uranüs hafiften böyle bir yüksek bir eril enerjiyi de verir bize. O kesmeleri, koparmaları da verir. Hani sabır, sürece yaymak, zamana yaymak, böyle kavramları çok yoktur Uranüs'ün. Aynı zamanda tabii ki düz yoldan gitmeyecek hayatınız. Kendinize has bir rotadan gidecek. Bunu da kabul ettiğinizde muhteşem işler çıkarabilirsiniz. Bunu görmeli. Uranüs'ümüz 4. evde ise. Uranüs'ümüz 4. ev. 4. ev anne baba evi. Yuvamız, içine doğduğumuz yuva, çocukluğumuz, 0-4 yaş arasında yaşananlar, bilinçaltımıza kodlananlar, öğrendiklerimiz, hayata güvene, sağlamlığa dair öğrendiklerimiz, çocukluk arkadaşlarımız, babamızla olan ilişkimiz, şimdi kendi yaşadığımız ev, yuva, gayrimenkul, taşınmalar, evin içindeki yuvadaki huzur, düzen, istikrar, hep bunlarla ilgili. Uranüs'ün olduğu yerde ne demiştik? Kendimizi ayrı hissederiz, ayrıksı hissederiz, ait değil gibi hissederiz. Ve bazı yönlerden de farklıyızdır ve hatta daha modern, daha yenilikçi, daha teknolojik
psikolojik anlamda ileriye giden bir halimiz de vardır. Şimdi Uranüs 4. evde ise çocukluğumuzda evin içinde çok huzursuzluk olmuş olabilir. Ev huzurludur ama yani anne baba ilişkileri huzurludur ama çok fazla taşınılmış, yer değiştirilmiş olabilir. Her şey tamamdır. Biz kendimizi bir şekilde ait hissedememişizdir. Kendimizi bir kara koyun gibi hissederiz. Aileden farklı, düşündüklerinden, yapılarından farklı gibi hissederiz. O yüzden bu geçiş bize aslında aile ve köklenmeye yönelik biraz daha pürüzler olduğunu, dünyaya köklenmeye yönelik bazen pürüzlerimiz, problemlerimiz, endişelerimiz olduğunu anlatacaktır. Bir kriz meselesi var burada işin içinde. O yüzden belki ileriki yaşlarda oturduğumuz evde, güvende, huzurda hissetmek bizim için bazen problemli olacaktır. Evliliğin içinde tartışmalar, engebeler, iniş çıkışlar olabilir. Aynı evde uzun süre yaşamak bizim bir şekilde rahatsız edebilir ya da biz istemesek bile taşınmak zorunda kalabiliriz. Evin içindeki çeşitli problemlerle, pürüzlerle uğraşıyor olabiliriz. Çok ileri yaşlarda dönüp de kendi ailemizle tekrardan bağ kurmak, çocukluğumuzla bağ kurmak bu bir ihtiyaç haline gelebilir. Yani ayrı ve farklı hissettiğimiz alan aslında köklerimiz ve atalarımızla ilgili. O yüzden Uranüs 4. evde ise bu hayatın içine böyle ayaklarımızı yere sağlam basıyor olmak, köklerimizi sağlam basıyor olmak önemli. Bir aile dizimi tarzında bir çalışmayı kesinlikle öneririm. Çünkü kendimizi neden ait hissetmiyoruz? Nerede kırılma noktası olmuş? Bunu bir görmekte fayda var. Diğer taraftan kök çakra, yani 4. ev tam bir kök çakra değildir ama Uranüs'yen bir temaları olduğu için kök çakra, ay yani kalp çakrası ile ilgili, ikisiyle de ilgili çalışmalar yapmak bize iyi gelecektir. Dünyaya ait hissetmek, köklenmek önemli bizler için. Kimin haritasında var dersek ünlülerden Angelina Jolie'nin haritasında var. Terazi burcunda, bir de Uranüs'ü 4. evde. Bu hem aslında ilk işte çok engebeli bir evliliği var. Çok erken yaşta ailesinin yanından ayrılıyor. Babasıyla konuşmuyor. Babayla krizli ve kopuk bir ilişki var. İlk ilişkisi, evliliği gerçekten çok kavga dövüşlü. Uranüs terazide, hani o Brad Pitt'le bütün o ilişkisinin başlaması, evlenmesi, hani biraz daha böyle hani aile yapısına sanki bir şeyi varmış gibi böyle biraz yaftalanmış bir hali var. Tırnak içinde diyorum bunu. Hani hali vardı ya, hem onları anlatıyor bize hem de aslında kendisine has bir aile düzeni kurmasını da, evlat edindi, kendi doğurdu falan da derken yani kendine has bir yuva düzeni kurdu. Bu süreçte bir sürü depresyonlar yaşamış, etmiş, kendi iniş çıkışları olmuş, sonradan hepsini magazinlerden öğrendik. Bu da bize aslında Angelina Jolie'nin 4. ev, Uranüs 4. ev temasını anlatıyor gibi düşünebilirsiniz. Şimdi Uranüs 7. evimizde ise 7. ev diğerleri alanıdır. Sadece evliliğimizi, aşk hayatımızı, uzun vadeli evlilik hayatının nasıl gideceğini anlatmaz. Bunları da anlatır ama sadece bunu anlatmaz. Ortaklıkları, paydaşlıkları anlatır ve diğer herkestir. Siz benim için 7. evsiniz, ben sizin için 7. evim. İşte bir ev alacaksınız, emlakçınız da 7. ev aslında gibi. Komisyon bazlı, diğeri bazlı yapılan her türlü şey 7. evle ilgili. Açık düşmanlık evi, rekabet evi, düşmanlıklar evi 7. ev. Buradaki Uranüs bize birden farklı şekilde karşımıza çıkabilir. Bazılarımızda evliliğe giden ilişkilerde son dakikada pürüzler, ayrılıklar, boşanmalar ya da işte kopuşlar vesaireler verebilir. Yani bir evlilikle ilgili bir kopukluk temasını verebilir. İlişkilerde bir mesafe ve uzaklık temasını getirebilir. Duygusal bir mesafe, bağ kuramama, beraberiz ama birbirimizi anlamıyoruz gibi de olabilir. Ya da bir şekilde beraberiz ama farklı yerlerdeyiz gibi de olabilir. Bir davadaşlık peşinde, bir arkadaşlık, dostluk, bir davanın peşinden beraber devam ederek bir arada kalınan evlilikleri bize anlatabilir. Aynı meselenin peşinden gidiyoruz gibi. Arkadaşlıktan devşirilen ilişkiler de olabilir keza yine bu anlamda. Ortaklıklarla ilgili tabii ki istikrarsızlıklar, iniş çıkışlar, kopuşlar, krizler, şunlar bunlar getirecektir. Diğer kişilerden aleni anlamda açık açık aldığımız desteklerin bazen bir kırılma noktasıyla kesildiğini, koptuğunu, krizler olduğunu görebiliriz. Hayatımıza girecek olan kişi veya kişilerin daha böyle yine öngörülü kişiler, vizyonlu kişiler, teknolojiyle, mühendislikle, şununla bununla ilgilenen kişiler olduğunu görebiliriz gibi gibi. Şimdi size bir örnek seçtim. Özellikle bu örneği seçtim. Çünkü Uranüs'ü 7. evde duyan herkes, biliyorum ki, gören herkes diyecek ki ben evlenemeyecek miyim, ben boşanacak mıyım, kısa vadeli mi olacak evliliğim vesaire. Olabilir.
olmak zorunda değil. Haritanın bütünü çalışır her zaman için. Lütfen kendinizi bu şekilde kodlamayın. Örneğin kim? Barack Obama. 7. evinde Uranüs'ü, Aslan Burcu'nda Kuzey Ay düğümüyle beraber ve biliyoruz ki biz çok uzun zamandan beri, üniversite zamanlarından beri beraberler Michelle Obama'yla ve uzun vadeli bir evlilikleri var. Aynı davanın peşinden gidiyorlar ama. İkisinin de yaptığı şey hani o siyahilerin işte hakları, güçlenme, bir politik bir mesele var. Uranüs yani şey, insan haklarıyla ilgilidir. Yani daha bir davadaşlık teması var işin içinde. Ha nedir? Uranüs'ü 28 derecelerde Aslan Burcu'nda. Şimdi 2022'deki tutulmalarla biraz tetiklenecek. Sonrasında 24'lerde falan Uranüs kareleri yaşayacak. Bir görelim bakalım. Hem tutulma hem Uranüs kareleri belki bir çatırdama da olabilir ilişkilerinde gibi de duruyor bir yandan. Gibi gibi yani bir bakıp görmek lazım onu da. Şimdi Uranüs'ümüz eğer 10. evdeyse. 10. evdeki Uranüs ne anlatır bize? 10. evimiz bizim kariyerimiz. Toplumdaki yerimiz, duruşumuz, sağlamlığımız, itibarımız, gücümüz, bazen anne tarafındaki akrabalarımız, eşimizin ailesi gibi 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 göstergeleri anlatıyor. Daha çok duruşumuz ve itibarımızla ilgili. 10. evdeki Uranüs bize Uranüsyen mesleklerde çalışma ihtimalini verecektir. İşte teknoloji, mühendislik, ıvır zıvır, uçak, hava yolları falan gibi. Bir diğer taraftan yaptığımız işi farklı yapmayı gösterecektir. Toplumun önünde biraz daha ayrıksı olmayı gösterecektir. Yani iyi güzel hoş ama biraz değişik, biraz farklı denilebilir. Kendi yöneticilerimizle ast üst ilişkilerinde bazen problemlere, pürüzlere, krizlere, bizden daha üstteki kişilere hafiften bir isyanımızın olmasına falan şey yapabilir. Ya da bizim böyle bir duruşumuzla tanınmamız gibi olabilir. Teknoloji, dönemin teknolojisiyle ilgili bir şeyler yaparız. Bakış açısını güncelleyecek bir şeyler yaparız. Bunlarla ilgili tanınmayı gösterebilir bize gibi gibi. Eşimizin ailesi içinde kırılma noktaları, krizler, ani problemler, deprem yaratacak olaylar gibi 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 şeyler olabilir. Ve biz bunları bir şekilde yönetmek, yönlendirmek durumunda kalabiliriz. Mesleki anlamda bir anda değişim yapmak isteyebiliriz. Uranüs kareleri, Uranüs karşıtlıkları zamanında bir anda deriz ki ben bu işi böyle sevmiyorum. Yok yok ben böyle yapmayacağım. Ya da öyle bir olay olur ki toplumdaki duruşumuz, imajımız değişir. İnsanların bize bakışı değişir gibi. Size vereceğim örnek kim derseniz yine 27 derecede Aslan Burcu'nda Obama'nınkine tarih herhalde tarihleri yakın doğum tarihleri benziyor. Tom Cruise ve Donald Trump aslında iki tane örneğim var. Tom Cruise örneğini düşünürseniz balıkta da bazı göstergeleri bunu tetikliyor aslında o yüzden de önemli ama hani mesela ilk ünlü olduğu film Top Gun filmi değil mi? Böyle şey yapıyor uçak kullanıyor falan feşmeken böyle pilot havacılık falan temaları var. Ya da Scientology ile dahil olduğu kült grupla diyeyim tanınması. Adında bile science geçiyor, Scientology daha biraz daha böyle evrene dair işte daha büyük fikirlerin konuşulduğu vesaire falan bir ekipler ve bunu yaymaya çalışması falan. Yani belirli bir şeyi yaymaya çalışıyor yine belirli bir bakışı gibi gibi. Bu dönemlerdeki geçişiyle işte iki tane evliliğin ilişkisini biliyoruz. Aileler meselesini her zaman dahil ettiği için Nicole Kidman'la Katie Holmes'la olan evliliklerini biliyoruz. Toplumdaki yeri ve duruşu da aslında Scientology'den sonra çok değişti, kırılma noktasından geçti. Bunu da biliyoruz gibi gibi böyle şeylerden düşünebiliriz. Film çekmeyi azaltması etmesi falan ya da son dönemlerde daha çok böyle çektiği Minority Report falan gibi birazcık daha insanlıkla ilgili falan böyle o bakış açısıyla çekilen filmleri falan bize anlatacaktır. Donald Trump açısından bakarsak da mesleki değişimleri ve kırılımları görebiliriz aslında. Neler var? İşte aslında bir gayrimenkul zengini, babasının bir işi var onları devam ettiriyor falan. Sonra bir televizyonda işte Apprentice diye programın şovun yüzü oluyor. Sonra Amerika'nın başına geçiyor falan diye böyle hep kırılma noktalarının olduğu, mesleki değişimlerin olduğu ve toplumdaki yerinin de böyle tak 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 kırılma noktalarıyla hep değiştiği bir karakter. Evet, Uranüs'ün ilk 4 köşe evlerini konuştuk. Önümüzdeki hafta 2., 5., 8. ve 11. evleri konuşacağız. Sonra da kalan evleri, 3. evleri konuşacağız. Neleri konuşalım başka aşağılara, yorumlara yazarsanız sevinirim. Ben gideyim Venüs'le ilgileneyim. Hepinizi öpüyorum. Görüşmek üzere. Herkese merhabalar. Ben holistik astroloğunuz Duygu Demir. Geri döndüm.